Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz çıkmış sorularımızı çözmeye 2010-2022 arasında solunum sistemi çıkmış sorularına bakacağız 2010 LS diyor ki bir canlının solunum sisteminin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması kural olarak yaşadığı ortam hakkında bilgi verir şimdi bir canlının solunum sistemine bakarak yaşadığı ortamı nasıl belirleyebiliriz? Mesela suda yaşayan canlılarda solunum organı dışarıdadır. Yani vücudun yüzeyindedir. Mesela şöyle düşünün. Balıklar solungaçlarıyla solunum yaparlar. Solungaçlar solunum yani solunum yüzeyleridir ve vücutlarının yüzeyindedir, dışarıdadır yani. E, mesela kurbağalar derileriyle solunum yapıyorlar ve nemli yerlerde yaşıyorlar. Yine arkadaşlar hani çoğunlukla su içerisinde yaşadığı için eee derileri sürekli nemlidir ve vücudunun dışındadır. Ama Karasal ortamda yaşayan canlılara baktığımız zaman solunum yüzeyleri yani solunumla ilgili organları vücutlarının içerisine yerleşmiştir. Çünkü nemli tutulması gerekiyor. Bu yüzden de vücut içinde olması karada yaşadığını gösteriyor bize. Bakalım diyor gaz alışverişinin difüzyonla gerçekleşmesi. Gaz alışverişini difüzyonu tüm canlılarda görülür. Bu değildir. Solunum organının vücut içinde olması. Bakın vücut içinde olması ne dedik? Karasal ortamda yaşayanlar için bir özelliktir dedik. Cevabımız bu olacak. Diğerlerine bakalım. Gazların solunum pigmentiyle taşınması. Solunum pigmenti mesela bizlerde hemoglobinle taşınıyor. E, balıklarda da hemoglobinle taşınıyor. Dolayısıyla bunun ilgisi yoktur. Solunum organı yüzeyinin nemli olması. Tüm canlılarda solunum organı yüzeyi nemlidir. Bununla da ilgisi yok. Gaz değişimli yüzeyinin bir sıra hücre tabakasından e, oluşması. Bu da değildir tabii ki arkadaşlar. burada ne olacak? Bursa şıkkı bizim cevabımız olacak. Gelelim ikinci sorumuza diyor ki yukarıdaki tablo insanın alveolünde, aort kanında ve doku sıvısında ölçülmüş oksijen ve karbondioksit kısmi basınç değerlerini göstermektedir. Kaleme ile gösterilen alveol, aort kanı ve doku sıvısı hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi biz ilk önce isterseniz e, oksijene bakarak bir e, karar verelim. Şimdi bunların içerisinde bakın aort kanı. Daha sonra alveolleri bir de doku sıvısı demiş. Şimdi burada en yüksek olan hangisi olması gerekiyor oksijen bakımından? Alveol olması gerekiyor değil mi? Çünkü alveoller de kendi içerisine giren oksijenin bir kısmını kullanırlar. Kullandıkları için alveolde daha fazla oksijen vardır. Aortta daha az oksijen vardır. Dolayısıyla arkadaşlar K'ya biz alveol diyebiliriz. Alveol. Aortada ne geliyor? Sırada tabii ki m gelecek değil mi? Ortada m diyeceğiz. Ort. Zaten doku sıvısına da ne diyeceğiz arkadaşlar? L. Bu da doku sıvısıdır. Ama bir de karbondoksit bakımından bakalım. Şimdi karbondoksite baktığımız zaman burada karbondoksitin en yüksek olduğu yer neresi olması gerekiyor? Tabii ki doku sıvısı olması gerekiyor. Bakıyorum o zaman doku sıvısını doğru buldum. Karbondioksitin kısmi basıncı alvollerle aort da hemen hemen aynıdır. Zaten alvoller de temizleniyor. Daha sonra aort aynı yani akciğerlerden önce kalbe sonra da aorta gidiyor arkadaşlar. Hemen hemen aynıdır diyebiliriz. Bu durumda bakın K nedir? Alvol. E, L nedir? Doku sıvısı. M de aort kanıdır. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Üçüncü soru 2011 LYS diyor ki Normal bir insanda yoğun egzersiz sırasında gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir. Bu olayların gerçekleşme sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım. Kanın pH'ının düşmesi, solunum merkezinin uyarılması, hücrelerde oluşan karbondioksit miktarının artması, diyafram ve kaburga arası kasların uyarılması, soluk alıp vermenin hızlanması. Şimdi ilk önce biz yoğun egzersiz yapıyorsak hücrelerimizde karbondioksit miktarının artması gerekiyor. Yani birinci sırada Şöyle 3 numara var. Daha sonra oluşan bu karbondioksit kana geçecek ve kanın pH'i ne yapacak? Düşecek arkadaşlar. İkinci sırada 1 numara var. Sonra kanın pH'inin düşmesiyle solunum merkezi uyarılacak. Yani omurilik soğanı uyarılacak. Sonra arkadaşlar diyafram ve kaburgalar arası kaslar uyarılacak ki hani bunlar kasılıp gevşesinler nefes alıp verme gerçekleşsin diye dördüncü sırada bu. Sonra da soluk alıp verme hızlanacak. Cevabımız ne olur? 3, 1, 2, 4, 5 şeklinde olacak. 3, 1, 2, 4, 5 yani Bursa şıkkı olacak. Dördüncü sorumuz 2012 LYS. Diyor ki aşağıdaki eğri normal bir insanda egzersiz sırasında ve dinlenme sırasında dokulardaki ve akciğerlerdeki hemoglobinin oksijene doygunluk durumunu göstermektedir. Şimdi egzersiz sırasında baktığınızda dokulardaki ve akciğerlerdeki hemoglobinin oksijene doygunluğu arkadaşlar daha azdır. Dinlenme sırasında daha fazla doygunluk vardır. Akciğerlerde ise zaten baktığınız zaman daha fazla oksijen var. Oksijenin kısmi basıncı yüksektir. Diyor ki buna göre eğri de dinlenme sırasında dokulardaki hemoglobinin oksijen doygunluğu ile akciğerlerdeki hemoglobinin oksijen doygunluğu arasında K ile gösterilen bir fark vardır. Bu farkın ortaya çıkmanı, çıkma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığımız zaman akciğerlerde arkadaşlar daha fazla oksijen var. Bakın 100, e, hani %100 oksijen varken dinlenme sırasında dokularda %75 civarında bir oksijen var. Arada ne kadar fark var? %25'lik bir fark var. Diyor ki bunun sebebi nedir diyor. Bakalım. Diyor ki egzersiz sırasında kullanılan oksijen miktarı, dinlenme sırasında kullanılan oksijen miktarı, egzersiz sırasında eritrositlerdeki hemoglobin'e bağlanan karbondioksit miktarı, oksijenin kısmi basıncının artışına bağlı olarak azalan hemoglobin miktarı. Egzersiz sırasında hemoglobine bağlı kalan oksijen miktarı. Şimdi burada grafiğe baktığımızda aslında biz şunu çıkarabiliyoruz. Şimdi buradaki kanın farklı olmasının sebebi bakın egzersiz sırasındaki ile ilgisi yoktur. Çünkü egzersiz sırasında dokular zaten yüzde %19-20'lik bir e, oksijeni fazla kullanıyorlar. Dinlenme sırasında dokular arkadaşlar ne yapıyor? Daha fazla oksijen kullanma ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü dinlenme sırasında Hani bütün dokularımız oksijen yeterince gidiyor. Ama egzersiz sırasında sadece çalışan dokularımıza çok miktarda gider, diğerlerine daha az miktarda gider. Dolayısıyla buradaki ile gösterilen farkın ortaya çıkma sebebi nedir? Tabii ki dinlenme sırasında kullanılan oksijen miktarıdır diyebiliriz. Bu soru biraz zor ve kafa karıştırıcı bir soru da ÖSYM'nin bir daha böyle bir soruyla geleceğini zannetmiyorum. Bakalım şimdi. 2013 LYS bu arada ee, bu soruların pdf'sini açıklama kısmına ekliyorum her zaman biliyorsunuz. İnsanda diyor akciğerlere alınan oksijenin vücut hücrelerine taşınması sırasında meydana gelen olayların doğru hangisinde verilmiştir? Şimdi akciğerlerle oksijeni aldık. Bundan sonra ne olacak bakalım. Doku kılcal damarlarındaki kanda karbondioksit miktarı arttığı için oksijenin hemoglobinden ayrılması, Alveollere dolan havadaki oksijenin difüzyonla akciğer kılcal damarlarına geçmesi. Şimdi akciğerlere alındı ya, akciğerlerin içerisinde alveoller var. Değil mi? Alveollerdeki oksijen nereye geçecek ilk önce? Kılcal damarları yani iki numara bizim birinci sıramızda olacak. Sonra diğerlerini bir okuyalım. Oksijenin al yuvarlardaki hemoglobinle birleşerek oksihemoglobin oluşturması. Plazmadaki oksijenin doku sıvısına geçtikten sonra difüzyonla hücrelere geçmesi, Oksijence zengin kanın kalpten vücuda pompalanması. Şimdi arkadaşlar ilk önce ne olacak? Difüzyonla akciğer kılcal damarlarına geçti. Kılcal damarlara geçtikten sonra al yuvarlardaki hemoglobinle birleşecek ve oksihemoglobine oluşturacak. Yani ikinci sırada bu olur. Sonra bu oksihemoglobinle zenginleşen kan nereye gider? Kalbe gider, değil mi? Kalbe gittikten sonra oksijence zengin kalp kalpten vücuda pompalanacak. Üçüncü sırada bu. Sonrasında bakın vücuda pompalandığı zaman doku kılcal damarlarına gider. Doku kılcal damarlarındaki kanda karbondoksit miktarı arttığı için oksijen hemoglobinden ayrılacak ve nereye geçecek? Doku sıvısına geçecek. O zaman dördüncü sırada bir numara olur. En sonda hani doku sıvısına geçti ya Doku sıvısına geçtikten sonra da difüzyonla hücrelere geçecek arkadaşlar. En son sırada 4 numara olur. O zaman sıralamamız nasıl olacak? 2, 3, 5. 2, 3, 5 şeklinde gelen şıkkımız hangi şıkkımız? C şıkkımız. Gelelim diğer sorumuza arkadaşlar. Diyor ki 6. soru 2014 LYS'de Aşağıda insanda soluk alma ve soluk verme sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Buna göre bu olaylardan soluk alma sırasında gerçekleşenler hangisinde doğru sıralanmıştır? Bakalım. Şimdi soluk alma sırasında bizim neler gerçekleşir vücudumuzda? Bir kere diyafram kasımız kasılır. 5 numara olacak. Daha sonra arkadaşlar bizim göğsümüzün iç hacmi artacak. Bakın göğsümüzdeki iç hacim artacak. Sonra alvollerdeki hava basıncı azalacak. Neden hava basıncı azalıyor? Bakın bizim vücudumuza oksijen giriyor ya oksijen girdiği için oradaki hava basıncı artar. Oksijenin kısmi hava basıncı azalır. Oksijenin kısmi basıncı artar. Dolayısıyla 6 numarayı da alıyoruz. Daha sonra bizim nefes aldığımız zaman solunum sistemimize hava girecek. Bakın burada diyafram kası gevşer demiş bu soluk verme sırasında. Alveollerdeki hava basıncı artar demiş bu yine soluk verme sırasında. Ağızdan nefes verilir zaten soluk verme sırasında. Göğüs içi hacim azalır demiş bu da soluk verme sırasında. Şimdi biz bunu sıralayacağız. İlk önce ne olur? Diyafram kası kasılır. Bir kere 5 numarayla başlayacağız zaten. O yüzden diğer şıkları şöyle eliyorum. Daha sonra arkadaşlar biz diyafram kasımız bakın böyle kubbe şeklindeyken düz halini aldı. Düz halini aldığı için de bizim göğüsümüzün içerisindeki hacim artmış oldu. O zaman iki numara sıradaki olayımız. Zaten 5 2 şeklinde gidiyor. Sonra geliyorum. Burada diyor ki alvoldeki hava basıncı artar. Zaten 3 olanı elemiş olduk mu biz? Elemiş olduk. Sonra bakıyorum alvoldeki hava basıncı azalacak. Çünkü dediğim gibi içerisine oksijen girdiği için içerisindeki basınç azalmış olur hava basıncı. Ve diyafram kası kasıldığı için de solunum sistemine hava girer arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olacak. Diğer sorumuza gelelim. 2019 ayete İnsanda solunum gazları olan oksijen ve karbondioksitin kanda taşınması ile ilgili hangisi yanlıştır? Akciğer alvollerinden kana geçen oksijenin büyük bir kısmı al yuvarlarda oksiyemoglobin şeklinde taşınır. Doğru arkadaşlar %98'lik bir kısım oksiyemoglobin şeklinde taşınır. %2'lik bir kısım da plazmada çözülmüş halde taşınıyor. Karbondoksitin bir kısmı al yuvarlarda hemoglobine bağlanarak taşınıyor. Evet bu da yaklaşık %7'lik bir kısımdır. Doğru. Pardon %7 de %23'lük bir kısımdır. Kanın pH seviyesinin düşmesi sonucu. Bakın pH seviyesinin düşmesi demek karbondoksitin artması demektir. Hemoglobinin oksijen bağlamaya olan ilgisi artar demiş. Hayır. Bakın bu yanlış. Karbondoksit miktarı arttığı için hemoglobin oksijeni bırakıyor hemen karbondioksiti tutuyor. Burada oksijeni bağlamaya olan ilgisi azalır demesi gerekiyordu. Ceyhan Şıkkı yanlıştır. Karbondoksitin büyük bir kısmı plazmada bir karbonat iyonları şeklinde taşınır. Evet %87 idi yanlış hatırlamıyorsam. 87 ya da 83'lük bir kısım arkadaşlar bir karbonat iyonları halinde taşınıyor. Doğrudur. Al yuvarlarda karbondoksitin su ile birleşmesine karbonik anidraz aracılık eder. Doğrudur arkadaşlar. Karbonik anidraz enzimi karbondioksitle suyun birleşmesini ve ayrılmasını sağlayan enzimdir. Doğru cevabımız C şıkkı olur. 2020 ayete, insan solunum sisteminde solunum yüzeyinden birim zamanda daha fazla gaz alışverişinin gerçekleştirilmesinde durumlarından hangileri etkilidir? Arkadaşlar, e, solunum yüzeyimizin çok geniş olması birim zamanda daha fazla gaz alışverişini sağlanmasını sağlar. Bakalım diyor ki. Alvollerin çok küçük olmasına karşın toplam yüzey alanının büyük olması, alvollerin duvarlarının çok ince ve iç yüzeylerinin nemli olması, kandaki ve alvollerdeki oksijenin kısmi basınç farkının düşük olması. Şimdi burada şunu düşüneceğiz: Solunum yüzeyinin birim zamanda daha fazla gaz alışverişini gerçekleştiriyorsa bir kere alvollerin yüzey alanının büyük olmasına kaynaklanıyor. O yüzden bir numarayı alıyoruz. Ayrıca alvol duvarlarının çok ince olması da yine daha fazla gaz alışverişini sağlar. Ama arkadaşlar alvollerdeki ve kandaki oksijenin basıncıyla bunun herhangi bir ilgisi yoktur. Cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olacak. 2021 ayete insan solunum sisteminin yapısını ve işleyişini inceleyen bir öğrencinin yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Ergin bir bireyin akciğerlerindeki toplam gaz değişim alanı derisinin yüzey alanından daha büyüktür. Doğru arkadaşlar. Ee, birkaç kat daha yüksektir. Doğrudur. Solunum gazlarının solunum yüzeyinden alışverişi difüzyon kurallarına göre gerçekleşiyor. Evet enerji harcanmıyor. Doğru. Egzersiz sırasında soluk verilirken dışarıya atılan havada sadece karbondioksit bulunur demiş. Sadece karbondioksit değil arkadaşlar, su da bulunuyor. O yüzden dursun bir bakalım, diğerlerine de bakalım. Kana geçen oksijenin çoğu oksihemoglobin şeklinde taşımaktadır. Evet, az önceki soruda da çıkmıştı zaten. Kan dolaşımındaki karbondioksitin kısmi basıncının artması solunum merkezini uyarır. Burada kısmi basınç ne demek? Kandaki karbondoksit miktarı demektir arkadaşlar. Eğer kandaki karbondoksit miktarı artarsa solunum merkezi uyarılarak daha hızlı nefes alışverişler gerçekleşir. Doğrudur. Burada C şıkkı yanlış. Karbondioksitle birlikte su da dışarı atılır. Dolayısıyla C şıkkı yanlış oldu. Son sorumuz 2022 ayete bir fizyolog insan kanındaki hemoglobinin oksijen doygunluğunu etkileyen faktörler üzerine bir çalışma yapmış ve çalışma sonunda çizmiş olduğu grafiklerden birini aşağıdaki gibi göstermiştir. Grafikteki bir numaralı eğrinin iki numaralı eğri şeklinde değişikliğe uğramasına aşağıdaki olaylardan hangisi sebep olmuş olabilir? Şimdi bakın bir numaralı eğrimiz pH 7,4. İki numarada kaça düşüyor? 7,2'ye düşüyor. O zaman kandaki asitlik artmıştır. Yani arkadaşlar kandaki asitliğin artması için kanda hangi maddenin miktarını artması lazım? Karbondoksit. Bu karbondioksite bağlıdır. Bakalım. Egzersiz yapan bir kişinin dinlenme durumuna geçmiş olması, spor yapmak isteyen bir kişinin yürüyüş bandında bir süre koşu yapması, deniz seviyesinde yaşayan bir kişinin 1500 metre yüksekliğe çıkması, yaşamını yüksek kesimlerde sürdüren bir kişinin deniz seviyesine inmesi, Normal solunumu sürdüren bir kişinin oksijen tüpüne bakar, e, bağlanarak ilave oksijen alması bir kere zaten endirne şıkkı kafadan gitti oksijenle alakası yok. Arkadaşlar karbondoksit miktarını artıran bir şey olması lazım. Peki karbondoksit artıran burada hangi olay? Tabii ki Bursa şıkkı değil mi? Bakın spor yapmak isteyen bir kişinin yürüyüş bandında bir süre koşu yapması. Spor yapıyor, egzersiz yapıyor, kanındaki karbondioksit miktarı artmış oluyor. Çünkü enerji üretiyor. Enerji üretirken de hücresel solunumu kullanıyor. Hücresel solunum sırasında besin molekülü oksijenle parçalanır ve karbondioksit su oluşur. Bu karbondioksit de kana geçerek ne yapacak? Kanın pH'ini düşürecek arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olur. Evet böylece ne yaptık? Solunum sistemi sorularını da bitirmiş olduk. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.